Merhaba. Peki sen o sırada ne yapıyordun programımızın 9.sundan? Merhaba. Çok güzel bir bahar gününden sesleniyorum size. Özel bir konuğum var. Aslında pek çok tiyatro anısını, pek çok kulis anısını defalarca konuştum. Sofrada, odada, telefonda fısıldayarak, bağırarak, gülerek çok çok konuştuğum bir konuk. Sadece beni arada bir şöyle düzeltir. Olur mu hayatım, şimdi babamızın orada o yaptığını kim yapar başka dediğinde anlamış olmanız lazım zaten babamızın dememden. Evet, bugün konuğum ablam Ayşe Erbulak. Bakalım benden önce o neler biriktirmiş. Çok iyi bir hafızası vardır. Çok güzel notluyor da bütün bunları. Hakikaten ben böyle bir anı anlatırken kendimle de ilgili olabilir bu. Artık kulaktan kulağa duyduklarımla da ilgili olabilir. Ayşe hep döner ve beni düzeltir. Şimdi onun girmesini bekliyorum. Yoksa siz böyle bunları yazarken girdi mi bir kontrol edeyim. Yok. Ayşe geldin mi buraya? Akasya, bebeğim ne yapıyorsun? Abla kardeş sohbet edeceğiz. Ayşe'yi bekliyorum. Ayşe'nin canlı, yani Ayşe gelmiş olması lazım aslında buraya ama bakalım. Ha, geldi. Ayşe'cim istek gönder bakayım bana. İstek göndere bas. Ben de seni kabul edeceğim. Bakalım neler anlatacak. Geldi de istek göndermedi. Şimdi burada kimmiş? Ha, evet, tamam. Şimdi nasıl panik olmuştur? Nasıl panik olmuştur? Bunun provasını yapmadık. Giremiyorum. Bunu denememiz gerekiyordu. Geldim. Buradayım. Korktun mu? Yok, Korktun mu? korkmadım. Gayet hazırım. Böyle güzel şey. Ayşe kaçtan beri hazırsın? 3'e çeyrek kaladan beri. Ama duş falan Ayşe yaptım Ayşe. ben kaçta hazırdım sence, yani Üçe bir tahmin et. kaladan beri. Eyvah. İşte abla kardeş olarak da aramızdaki bütün benzerlikleri ve Evet. farklılıkları. Dur ben de gözlüğümü takayım bir dakika. Hadi tak gözlüğünü. Gerçi gözü Sana konusu, yeni gözlük yani alalım. gözü konusunda yarışamayız. Ha? Sana yeni gözlük alalım. Beğenmedin değil mi? Yakıştırmadın bunu bana. Niye bu? Birazcık bağlantın mı zayıf acaba Ayşe? Ha, bağlantın Heh, güzel değil mi? Bunu senin evet. gibi bir Güzel, teknolojik güzel. canavara sormak çok saçma. Güzel, Güzel. güzel, Tamam. güzel. Şey, sana Tamam. yeni gözlük Şimdi alalım. dedim ki açarken. Tamam. Evet. Tamam, bana bir gözlük alalım. Bana şu şey bitsin. Eylül'de falan, Eylül'de, Ekim'de bana bir gözlük alalım. Tamam Aa. mı? Sevinç. Ya, acaba ben cep telefonundan mı gireyim çıkıp? Çok şey yapıyor. Bir dakika. Donuyorsun bayağı. Tamam, bir dakika. Cep telefonundan gireyim diyorum. Ayşe bunu çözecektir Çıkıyorum. çünkü Ayşe bir beraber çalışıyor. Bu da bir şey bilgi. Şu an hiç panik değilim. Çıktı ve girecek eminim. Her türlü teknolojik gelişmeyi önce öğrendiğim merci Bilgeç'ten önce Ayşe Erbulak olur her zaman. Gerçekten çok meraklı. Onun için de şöyle nemalanırım. Bakayım. Heh, katılmak istiyor. Eskiyen her şeyini bana verdikçe, teknolojide de eskimiyor biliyorsunuz hiçbir şey. Çok teşekkür ederim. Çok komik bir şey yazdın. Sağ ol. Şimdi onu buradan söylemeyeyim. İnsanın kendine iltifatı gibi olur. Ha, evet, çok Cep daha iyi. telefonundan girdim. Çok. Ne oldu hocam? Teknolojide bir şey oldu. Bunu bize Hocam bir açıklayın. şöyle, iPad'in interneti acaba yavaşladı mı diye korktum ve cep telefonundan girdim. Ve şu an her şey çok farklı bir enerjide Ayşe Erbulak. Doğru mu? Çok Kesinlikle, iyi. hatta evin yani ADSL'inden bile girmiyorum ki bir kopma yaşanmasın diye. Şimdi Canım benim. hazırım hayatım. Güzel kardeşim benim. Şimdi bu arada Heh. Ayşe ilk defa böyle bir şey yapıyoruz. Farkında mısın? Evet, ilk defa. Yani şimdi bizim burada konuşacağımız, bu bir saate sığdırmaya çalışacağımız şeylerin
100 bin katını biz sofralarda onu anlatıyordum sen gelmeden. Yani hani Değil her mi? yerde konuştuğumuz şeyler bunlar ama ilk defa böyle dinleyenler karşısında yapacağız. Önce o koca koca anılardan düzelteceğin, dur kız o öyle değildi diyeceğin anılardan önce ne yapıyorsun? Bir onu istiyorsan duysun insanlar. Yani bütün bu süreç ben çok iyi bildiğim bir şeyi soruyorum da insanlar için soruyorum. Pandemide mi ne yapıyorum? Tabii, pandemide ne yapıyorsun? Vallahi ben normal hayatımı sürdürüyorum yani herkes kızıyor ama bir kere kargo ile alışveriş yapıyorum online. Yani söyleyeyim onu. Ama ne alıyorum? Mesela mop aldım geçen gün yani evi silmek için. Efendime söyleyeyim kitap alıyorum online. Her gün bir saat özlemle yürüyoruz. Onun dışında ne yapıyorum? Şöyle arkamda puzzle var görüyorsanız. Bir puzzle'ımız var. Onu yapmaya çalışıyoruz. Ben ne yazık ki kendi kitabımı Cinayet AŞ'ye teslim etmiştim. O yüzden elimde yazacak kitap yok. Bak Fakat bir de cır cır konuşuyor dediler. cır Sen cır konuşuyorum. öyle bir Evet. seri başlattın ya, cır cır konuşuyor demişler. Aynen öyle. Cır cır kimseyi Kitabı bulamazsam teslim ettin. kedilerle. Kitap ne zamana çıkıyor? Sonbahar Kitabı mı çıkıyor? Eylül'e çıkartacak eksik parça. Çünkü onların çok iyi bir dağıtım ağı var. İki ağ dağıtım Ayşe şirketi. abla geldi. Ayşe Kökçü geldi şu anda. Burada Yalan. konuşuyoruz. Canım benim Vallahi ya. burada. Biz Ayşe onunla ablam. aynı şeyleri hay birbirimize yazıyoruz. Hay ağzını öpeyim, hay ben senin ağzını öpeyim diye. Ne yap başka? Normal yani doktoruma falan gidiyorum. Hani böyle bir şey olursa biliyorsun babamızın mezarını 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olduğu için 30 Nisan'da Ayla Atalay geldi Kıbrıs Londra şeyden. Çok güzel bir kadın Ayla Atalay. Kanserli hastalara yardım ediyor ve büyük yardımlar yapıyorlar. Neyse işte mezarlığa gittik 30 Nisan'da. Başka yani sana geldim biliyorsun. Senin bir takım işlerini organize eden anneme gittim bahçeye. Bahçede anneler günü kutladı. Mümkün bir kitap çıktı okulun biliyorsun. Yani elimden geldiğince normal olmaya çalışıyorum. Ben Füsun gibiyim yani. Füsun sana evde ne söylüyorsa bil ki aynı lafları ben söylüyorum. Biliyorum. Buraya bizim bahçeye geldiğinde Füsun'un Evet. sana camdan da ne söylediğini bildiğim için. Tamam. Şeyi biliyorsun, programın nasıl başladığını biliyorsun Biliyorum. bizim. Yani Biliyorum. ben işte şu arşivlere daldım, seni aradım. Ayşe bu ne? Ayşe bunu Aa. nerede çizmiş? Ayşe bak bunu şöyle bir şey olabilir mi? Evet böyle olabilir mi? Bak büyük anekdotlar var diye yazıyor. Çok güzel yazıyor izleyen insanlar. Ondan sonra sen de yakın bir zamanda böyle bir anılar konuştun biliyorum. Bizim bir belgesele. Ve Evet. pek çok insandan farklı olarak hani bu seni çok yakın tanıyan insanların bildiği bir şeydir ama hani insanlar bilsin diye söylüyorum. Ayşe Hanım bize bir şeyler anlatsanız da çocukluğunuzdan işte kulislerde yaşadığınız, sizi çok etkileyen falan dendiğinde hani Ayşe Hanım değil bunu hangi hanıma söylenirse söylensin. O yüzden kendini anısının içine koyarak bir şekilde anlatır. Ama sen hep ya da genellikle sende anısı kalmış ve sanki sen anlatmazsan hani böyle kaybettiğimiz birini en son hatırlayan insan öldüğünde o insan ölür üzerinden belki. Onu o zaman Evet. gerçekten o Evet. sırada kaybederiz. Teoreminden ötürü sen içinde olmadığın anılar anlatırsın. Ve sanki böyle o anının içine yerleşerek anlatırsın. Belki sen daha doğmamışsındır o anı gerçekleştiğinde ya da çok Tabii. küçüksündür. Doğru. Tanıklık ettiğin bir anı değildir. Yani birinden sana o miras gelmiştir. Sen de o mirası sürdürürsün. Onun için çok merak ediyorum bugün neler anlatacağını. Ama önce içinde senin olduklarınla ilgili bir şey sormak istiyorum. Çünkü hani senin de çocuk gözünün kamerasında hani benim babamın her evde hır vardaki hakim Ha. masasının şu gibi arkası gibi Evet. sendeki karşılığı ne? Yani küçük çocuk Ayşe'de, bu babanın Çocuklar. tiyatroya Ha. gidiyor olmasının, yani normal tırnak içinde normal baba olmayışının, tiyatroya gitmediğinde gazeteye gidiyor oluşun. Çünkü çok genç kızlık dönemin. Yani böyle senin aslında Doğru. orada değil mi? Hani bütün yapı taşların oturuyor ve o Doğru. zaman ünlü olmak 5 kişiye falan ait bir Aynen şey. öyle. Hani bir Evet. kavram. Beşinden biri de yani beşi tabii mübalağa ederek söylüyorum ama bunlardan biri de babamız ve
Nasıl yaşıyorsun o sırada? Hani kuşkusuz sen de benim gibi özlüyorsun. Benim 18 sene sonra özleyeceğim gibi. Gerçekten nasıl geçti? Çok merak ediyorum. Bir kere ben Dormen Tiyatrosu küçük sahneyken, yani Dormen Tiyatrosu, şimdi tabii burada seyredenler şey yapmıyordur. Eski ses, yani şu anki Ferhan Şensoy Tiyatrosu'nun olduğu yerdeydi. Ama ondan bir tık önce de küçük sahne. Küçük sahne şu anda ne? Ne oldu küçük sahne? Bir sinema. Taksim'deki. Evet. Yani O Ferhan devlet Şensoy'da. tiyatrosunun, yani Ferhan Heh, Hoca'nın tamam. karşı sahnesi değil mi? Hem Evet. girişi sinema, üst katı da Evet. devlet tiyatrosu Tamam. sahnesi. Dormen Tiyatrosu oradaydı. Ben doğduğumda ben orayı gördüm yani. Düşün, o kadar Mesela eskiyim benimki Kurtuluş'taki, yani yani. benim versiyonum. O üçüncü versiyon. Hani şimdi biri şey yazacak. Abla sen ölmüşsün, seni gömmeyi unutmuşlar diyecek. küçük sahne tabii, ben zannediyorum ki bütün babalar tiyatroda oynuyor. Bir de Herkesin babası tiyatrocu. şimdi bir de bilmeyenler için tabii bir şey söyleyeyim. Benim adım da Altan'dı. Ve benim Allah uzun ömür versin, o da Altan. Gene buradan bilmeyenler için söylüyorum. Bunların nikah şahitleri de Altan İlkin ve Altan Karındaş. Altan Karındaş hayatta, onunla yazışıyoruz Facebook'ta çünkü. Dolayısıyla ben o zamanlar küçük Altan'ım yani. Sen küçük Babam, altansın. Kadın altan var. anne Erkek Altan altan. var, küçük Altan var, baba Altan var. Öyle gidiyoruz yani. Zannediyorum ki bütün herkesin babası tiyatroda oynuyor ve karikatür çiziyor. Öyle. Ve Ama komik. ben hep, babam Milliyet Gazetesi. Zaten en son Milliyet Gazetesi'nde çalıştı biliyorsun. Oradan uğurladık onu. Ama ondan evvel Yeni Sabah Gazetesi vardı. Bak, o kadar eskiyim yani. Yeni Sabah Gazetesi'nde çalışıyordu. Ve şu anda Offset tabii artık dijital de, daha evvel çok eskilere gideceğim. Tipo vardı. Yani tipo baskı vardı. Böyle kurşunlara harfleri dizerlerdi. O benim gazetede çok ilgimi çekerdi. Babam. Fred Çakmaktaş da gelir giderdi herhalde Kesinlikle. arada. Yani Offset'ten evvel geldi şey. Yani Offset'ten evvelki sistemdi. Ama sonra Dormen Tiyatrosu Kenterlere taşınınca benim için bir Luna Park oldu. Ay, Kenterler diyorum. Neden Kenterler dedim? Dormen Tiyatrosu Ses Tiyatrosu'na taşınınca. Ve şöyle bir şey var. Kenterler saat 6'da matine oynuyor aynı tiyatroda. Kenterlerin daha kendi tiyatrosu yok. Ya ben bu kadar yaşlı mıyım ya? Ayşe keşke konuşsaydık ne konuşacağımızı. Üçte Bir dakika, ben doğru mu anlıyorum? Benim için çok yeni bilgiler söylüyorsun. Bilmiyorum çünkü anlattığın şeyleri. evet. Dormenlerin yerleşkesi ses. Yani Evet. şu an Ferhan hocamızın oynadığı Evet. tiyatroda dormenler oynuyor. Aynen. Oraya 6 matinesine Kenterler giriyor. Bu Evet. demektir ki 3 ile 9'u dormenler oynuyor herhalde. Aynen öyle. Çünkü Aynen öyle öyle. bir şey benim de hafızamda kalmış ya, 3 6 9 ne demek falan. Yani 3 9 dormenlerin oyunları, Evet. 6'da kenterler henüz mekansız olduğu için konuk giriyor ve çıkıyor. Evet. Ya yani iki Dolayısıyla kere her gün iki kere dekor değişiyor. aynen öyle ve dolayısıyla yani muhteşem bir kulis var. Yani şu anda ses tiyatrosunun kulisini düşün. Öyle bir kulis var. Dormenler geliyor, şeyler geliyor ve ben tabii ne bileyim, Ayfer Feray, Nisa Serezli, Allah hepsi nur içinde yatsınlar. Amin. Turgut Boralı. Mesela hiç bilmediğim başka bir bilgi vereceğim. Şu anda aklıma geldiği için söylüyorum. İzzet Günay'ın eşi vardı, Semine. Rahmetli oldu bu. Yani şimdiki İpek Hanım'dan evvelki eşi. O da tiyatronun Gözüne müdürüydü. Yani geliyor değil mi Dormen. bu insanlar? Yani böyle gözlerinin hafızasında da çok, şu anda sende hepsinin bir karşılığı var değil mi bu Hepsi geliyor. anlattığın? Semine ablayı falan şu anda gözümle gördüm yani. Hatta senin siyah beyaz fotoğraflarından çıkacaktır yani. Gaga gösterir sana onu. Dolayısıyla çok böyle şeydi. Sonra Kenterler, yani aslında Kenterlerin olması benim yani oyun sahnemi bozdu. Çünkü ben matine suare arası herkes yemek yerken Dormen Tiyatrosu'nda sahneye çıkıp oyun oynuyordum. Yani anladın mı?
O gün oynanan oyunu oynuyordum. Benim için muazzam bir Luna Park'tı. Ama kenterlerdi mesela. Diyelim ki 8'de bitti. Dekor kuruluyor. 9'da oyun başlayacak falan. Yine oynardım. Çok güzel anılardı. Tabii Müşfik Hoca'yı, Yıldız Hanım'ı, Şükran Hoca'yı. Ne bileyim onları yani benim için yani müthiş insan. Daha doğrusu Türk tiyatrosu için çok önemli insanlar. Onlar kuliste geliyor gidiyor. Çok Onları da güzeldi yani. seyrediyorsun kulisten herhalde. Yani sen de benim gibi muhtemelen hep... Kulisten seyretmiyorum. Hayır, nereden seyrediyorum biliyor musun? Şimdi çok şaşıracaksın. Ses tiyatrosunu düşün gene. Herkes ses tiyatrosunu düşünsün. Aşağı salon, localar, birinci localar, ikinci localar, ikinci locaların üstünde galeri denen bir yer vardı. Böyle orada oturulmazdı yani. Oraya daha çok teknik adam plan falan gelir. Böyle siyah demirleri vardı hiç unutmuyorum. Oradan böyle bilmiyorum kendimi gösteriyorum. Böyle buradan nefes almadan seyrederdim. Defalarca. Yüzlerce kez. Yüzlerce kez. Tabi biraz kenterlerde çocukken sıkılıyordum. Onu da şey yapayım. Yani itiraf Kaç edeyim ama. yaşındasın bu iki tiyatro aynı bir mekanda oynarken, seste oynarken? 8, 9 filan. Sonra mesela çok belirgin hatırladım. 11'de, 11 yaşındayım. En büyük Luna Park geldi bana. Ne geldi? Oliver Twist geldi. 17 tane çocuk oynuyor. Erol Günaydın rahmetli, babam, rahmetli Kerem Yılmazer, Suzan Mustan o hayatta, Zeynep Tedü, ve Hayrettin Aslanoğlu tabii. Benim neredeyse en eski arkadaşım sayılır. Çok şanslı çocukmuşum. Devlerin içinde büyümüşüm demiş biri. Doğru. Evet. Çok şanslıydım tabii ki. Sana mı Evet. demiş? Evet. Birisi Çok demiş. Çok şanslı ne şanslı. büyümüşsün. Devlerin içinde büyüdün Evet. demiş. Evet. Tabii. Çok güzel Yani söylemiş. tabii çok güzel bir şey. Yani onlar tabii bugün o hatırladıklarımın, tanıdıklarımın %80'i artık bizimle değiller. Bedenen değiller ama hep anılarımızda var. Her zaman çok konuşuyoruz. Oliver Twist tabii çok 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 güzel. Altan Altan Sarıdaş abla geldi şimdi biliyor canlarım musun? öpüyorum diyor. Ay canım. Altan ablacığım. Altan ablacığım biraz önce şahitliğini de anlattı ablam biliyor musun? Merve Engin'in yorumlarını görüp onu atladığımız için kusura bakmasın. Ben çok heyecanlandım. Ben çünkü bu kadar böyle canlı yayınlar yapmıyorum çok çok. Pek yapmıyorum daha doğrusu. Çünkü böyle akım derken kakım demek istemiyorum. Senin Tabii. evdeki gibi yani. Anladın mı? Hani birdenbire sonra yarın Hürriyet gazetesinde Ayşer Bulak kardeşine bunu açıkladı. Rezalet. Yani. Öyle olmasın diye yani. Güzel anılardı. İnsan kül anılarla. Geldi. Yani Oliver Twist kadrosu geldi. Kaç tane Oliver çocuk var içinde? 17 çocuk var. Bu arada bir şey Ve soracağım. Mesela babamız şey demiyor mu? Ayşe çıkmak istiyor musun sahneye? Oliver Twist'te bir sürü dilenci çocuk 17 var. erkek çocuk vardı. Kız çocuk almadılar. Ay, alsalar çıkar mıydı? Çıkardım. Hadi ya, niye bir Ben bastırmadı? bilmem ben öyle o kadar bilmem, hakikaten niye yapmamışım ya? Mümkün mü acaba 50 yıl geriye gitmek? Allah Allah ya, Oliver Twist bir de yani hani. Ama hiç kız çocuk almadılar. Hep erkekleri kız çocuk yaptılar o şeyde zengin aile sahnesinde filan. O yüzden Oliver Twist hep benim hayatımda şeydir. Önemli Çok bir rol özel bir oynar. yapsa kaç kere seyrettin şey değil babamlarınkine değil yani dünyada senin en çok seyrettiğin oyunlardan biri Oliver Twist değil mi? Evet. Ve O ay, senin böyle şeyin. bilet parasını söylersem büyük görgüsüzlük yapmış olur muyum? Olursun ama söyle. Söyleyeyim değil mi? Ama şöyle Rowan Atkinson oynuyordu. Mr. That's Bean. Ve why. sadece 20 oyun oynuyordu. Ve ben ancak 20. oyuna bilet buldum. 3. sıraya. 650 pound ödedim. Ayşe 650 pound'a şu an ne yapıyor 650 pound ya? Hesaplama. Ama Evet, tamam. o zaman Norveç'teydim. Hani gelirim de şey döviz üstündendi. Kendi kafem vardı. Ve
Ay ne Gerçekten. hatırlıyorsun canım? Oliver Twist'e bayılıyorsun. Rowan Atkinson'dan Ama izlemek istemişsin. Rowan Atkinson da oradaki hikaye. Yalnız Oliver'la ilgili başka bir şey söyleyeyim. Çok ilginç. Bu da hani insan babasıyla tabii övünür ailesiyle. Seninle çok gurur duyuyorum gerçekten. Hani çoğu yerde ben Sevinç'in ablasıyım diyorum filan. Güzel bunlar. Çok önemli bir şey yaptı. Şimdi bu 17 çocuğu audition'la aldılar. Seçtiler yani. Ve O zamanlar çocuk öyle okullar falan da yok yani. O çocuklar böyle ailelerin herhalde hasbelkader bizimki aynen yapar öyle. falan. Aynen öyle. Çocuklardan birinin adını hatırlıyorum. Ayrıca, iki çocuk seçtiler ki hani audition çünkü bütün oyunu götürüyor. Bir tanesinin adı Aycan Tezel. Bilmiyorum şu anda nerede, belki Facebook'tan buluruz. İki çocuk buldular. Gayet masum çocuklar falan. Dünya tatlısı çocuklar. Herkes iyi yayınlar diyor. Çok teşekkür ederiz. Biz de sizi Taner seviyoruz. de geldi şimdi. Amcam da Evet. geldi. Taner amcam. Ondan İzmir'de çok tatlı bir veteriner var. Onlar geldi. Şimdi bir çocuk var. Çok yetenekli. Fakat Oliver oynayacak gibi değil. Ama Oliver, yani Oliver'ı oynayan çocuklardan daha yetenekli. Fakat çocuğu yerleştiremiyorlar. Ne yapacaklarını. Roger rolü vardı bir tane. Babam da onu oynayacak. Şey, hırsızların elebaşı, Peggy'nin yardımcısı. Ve bak bunu günümüzde yani kabul edecek egosu düşük oyuncu tanımıyorum şu anda. Bütün yani isimlerini şimdi saymayayım. Hani birçok komedyen arkadaşımız 45-50 yaş arası, 40-50 yaş arası arkadaşımız. Gerçekten kabul etmezlerdi. Rol babamın çünkü. Zaten babam oynayacak. Hatta sarıya boyadıydı saçlarını o oyunda. Hayrettin Arslanoğlu bu yetenekli çocuktu. Ve Hayrettin'i babamın yanına, yani böyle bir değişikliğe gittiler. İngiltere'de izin verdi. Çünkü franchise'lı bir oyundu. Babamla Hayrettin iki arkadaş oldu. Yani babamın rolü bölündü. Rogers. Rogers, yani Roger. Rogers'la Dodgers yaptılar. Onu şu anda o kadar hatırlamıyorum yani. Dolayısıyla bu çok önemli bir şeydi. Yani ben mesela buradan çok ya adama bak ya, yani rolü bölünüyor. O sırada Biliyorsun. fark ettin mi bunu? Yani 8, 8, 9, pardon 11 yaşın 11 haşesi fark fark ettim. Çünkü şöyle yani daha böyle daha kötü kalpli insanlarla pek karşılaşmamışım o sırada, ama hani anladın mı, kara kalpli böyle işte benim lafımı aldın. Bizim şeyler vardır. Ben öyle çok gördüm provalarda. Hani okuma provasında ay benim lafımı kesti derler. Yani adamın lafını kesmiyorlar. Tam söylemeyeceğim kim olduklarını. Rolünü ikiye bölüyorlar ve kabul ediyor. Oliver Twist çok güzel bir oyundu. Gerçekten bir gün Erbulak Tiyatrosu yaparsam onu zevk içerim. Çok da param olursa o prodüksiyonu ya isterim yani. Roger gerçekten ben de şimdi kendi Oliver Twist'lerimi düşünüyorum seyrettiğim. Ya Evet. Oliver zaten hani Sir I want some more dediğinde hani bütün sahne tamam yani bütün Can I get salonu me more ağlayacağız diye. da Evet. hani Roger'ı çok iyi hatırlarım. Roger'ın böyle bir de geleneksel koreografi de yani mecburi Niye oldu bir böyle sürü dedin? hafta Evet. yani. Onun böyle bir dansını ve şarkısını hatırladım şu anda. Benim Çok. en son seyrettiğim versiyonda çok yetenekli bir çocuk oynuyordu. Tabii. Ben bu anlattığın şeyi biliyor muyum hayatta? Bir kere şu anda senden ilk defa dinliyor gibi dinledim. Demek ki çok arkamda bıraktığım bir şey. Bir de çok sana ait Evet. yani. Ben Evet. yıl Oliver'ın kaç yılında Oliver? 11 işte Oliver'ın bizle ilgili senden evvel tabii çok acı bir şeyimiz vardır. Oliver oynarken ben erkek kardeşimi Sevinç de hiç tanımadı. Abisini kaybetti. Doğdu. Hiyerel membran diye bugün çok kolay halledebildikleri Ali diye bir kardeşimiz vardı hastanede. Dışı eve çıkamadan kaybettik onu. Bir de o dönem Dolayısıyla geliyor yani. tam o dönem, yani 68 olması lazım. Sevinç sen birdenbire gittin. Ayşe ne oldu benim ekranıma? Bilmiyorum. Ha güzeldi. Tamam. Tamam. Ondan sonra 68 demek. Yani Oliver'ı yakalamayı çok isterdim ama tabii böyle 68'de doğarak değil yani. Senin yakaladığın gibi yakalamayı çok çok isterdim. Çünkü güzeldi. yani Çok başarılıydı. canlıydı değil mi orkestrası falan? Canlı, canlı. Canlıydı. Sonra Şey oldu galiba bir daha hiç yapılmadı değil mi burada?
Yani Yok Oliver ama sadece... ben aslında bu, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu sizin göreviniz, biliyor musun? Yani şehir tiyatrosunu. Evet Bence evet bunu yani. yönetimde getirin. Yani beni alakadar etmez de ben şehir tiyatrosunun çok dışındayım Tamam yani. Ayşe. tam buradan konuşmayacağız zaten. Yok çok Ha. çok doğru bir şey söylüyorsun yani. Gerçekten ya devlet tiyatrosu, ama bu size yakışır. Bunu Devlet yapsa tiyatrosu. yapsa zaten hani yapsa yapsa derken imkanlar dahilinde yapabileceği için. Aynen öyle. Yoksa gönül ister bunu. Ben de isterim bir özel tiyatrodan Oliver Twist seyretmek. Evet. Bir Matilda seyretmek, bir Phantom seyretmek. Ama söylediğin çok Değil mi? doğru. Oliver zaman zaman bizde de konuşulur biliyor musun? Ya konmanız Biliyorsun sizin göreviniz. ikimizin de Yani çok aynı anda söylediği bir Fagin'imiz de vardır. Ve o Fagin hala Fagin. Şehir o Fagin, tiyatroları o için tek konuşuyor. Fagin, o bir Yani sadece bile var değişmiyor o bende. kas. Hani Tabii. yeni Roger'lar gelir. Oliver yani bu sene yapılmazsa boyu uzadı falan deriz düşündüğümüz Tabii. insan ama hani Fagin hep Fagin yani. Kendisinin de Doğru. haberi yok. Değil mi? Peki, bir Umarım, umarım. Sykes'ım var. Sizin tiyatrodan Bill Sykes'ım da hazır. Ben Sonra de yazarım zaten onu. Nancy'yi oynamayı çok istiyorum. Um Papa, Evet, Um evet. Papa şarkısı söyleyeceğim masanın üstünde diye. Aynen Tamam. öyle. O yaptık bu Hop işi. Ben de hop 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 diye. Aynen öyle. ya Nasıl? gerçekten insanın Oliver'ı bazen ben böyle vereyim ama. tamam Oliver de Oliver'ı ben senden vereyim. Oliver de iki Oliver alırız ama senden. Tabii Çünkü beş haftada tane altı vereyim oyun. İki istiyorsan Oliver yani. alırız. Aynen öyle. Hakikaten Evet. şakası bir yana yani bunların yapılması gerekiyor gerçekten. Çünkü bunlar öyle işler ki öyle öyle serotonin bombaları ki yani Tabii böyle tabii. sen de Tabii. öylesin. Hani böyle kendini Tabii. evde pandemiyle ilgisi yok. Hani böyle Yok iyi canım. hissettiğinde gece böyle 10 dakika izlediğimiz kayıtlar bunlar bizim. Ben Humpapa'yı Değil çok mi? açarım mesela. On Yani papa tabii. Yani Harbiye'de oynanması, sadece Harbiye'de oynanır o. yo Harbiye'de bizim bütün oynanması gerekir. sahneler yani bütün olmasa bile pek çok döner sahneli sahnemiz çok müsait aslında Yani yani. 3-4 bak tanesinde yani oynayamaz. iyi olur ya. İyi, güzel olur yani. Ben Dur dur. prodüksiyonunda Şu çalışırım ya. pandemi bitsin de en azından şey diye gideyim ben Mehmet Bey'e de. Oliver'larımız da hazır. Çünkü o soru hemen sorulur ya ya şimdi orada Oliver falan. Oliver'lar hazır Var derim. var, hepsi Lütfen. hazır. Ben yani Oliver hazır bir olduğuna göre orada iki tane de Roger vardır okulda yani. Roger tek aslında. Var sizde, var Roger'lar. Var var, Var mı? Roger var sizde. Var var var. Dur bakayım Var nedir? Roger. Roger Kızlara da var var. şans verin Oliver Twist ediyor. Tamam bu sefer hırsızların küçük hırsızların arasını hırsızlar şeyde koyacağız. Kızlar da koyacağız. Aa, Ali Yeşil Oliver kaybediyor. evet ben de okuyorum. Sonra döner Evet. dinleriz Tamam. çünkü bu kayıtlar hiç kaybolmayacak biliyorsun. Bu da işte Tamam, alamet şahane. farkısı. Evet. Merve şu anda dört kol çengi her yerdeki elektronik aletleriyle oradan da kaydediyordur, buradan da kaydediyordur. Ben geçen Süper, süper. süreyi uzatmışlar. Bir şey TV'ye koymak ister misin dedi yani canlı yayında saklayamadım. Ödüm koptu neyse Merve ilk Ama aklıma Merve geldi. ya, Merve'miz ya, Bak canım ne diyor Merve. biri Sevinç Baliç herhalde Vefa Lisesi ilk Anadolu Lisesi olduğunda yaklaşık 6-7 yol her hazırlık Yok. sınıfı Oliver Reis'ten sahneye konmuştu. Herhalde şey bir tape hatası var. Vefa Lisesi Anadolu Lisesi yıl Tabii. olarak söylüyor Yani herhalde. tabii ki koyar. Biz de mesela ben bizim okulda çok düşündüm koymayı, ama yani hani bir şov yani, O şey hakkını gerektiriyor vermek Ayşe. Tabii lazım. okulda ne koyabilirsin? Atıyorum önümüzdeki senenin gösterisinde sadece şarkılarından bir Oliver Yani Twist ama konser yapabilirsin. Bunu bazen yapıyorlar ya Londra'da bile. Hani Phantom'u mesela dizide Sefiller evet. çok başarılı. Yani dizileri hep Tabii. söylüyorlar ama tabii Tabii. hani produce etme ve seyircinin hak ettiğini seyirciye verme. Ben onu çok seviyorum. Yani gittiğim tiyatrolarda yani ülkemizde ya da yabancı ülkelerde minimalist anlayışta asla tırnak içinde fakir tiyatrodan bahsetmiyorum. Yani fakirden kastettiğim şey de ekonomik anlamdaki fakirlik değil. Çok iyi anlıyorsun. Özensiz tiyatro yani hayır. Evet. Özendiği zaman boş sahne de çok özenilecek bir şey. Tabii Öyle değil tabii. mi yani atmosfer Tabii. yarattığın zaman? Ama bu tarz işte Oliver Twist, işte Matilda, şey The Curious Innocence of the Dog falan yani. Onların biraz Tabii. tabii atmosfer oyunu olduğunu unutmamak gerekiyor ve öyle sunmak gerekiyor. Bak şu Vallahi şehir anda tiyatrosunda zaman zaman bu konuşulur yani. Ben duyarım yani konuşulduğunu. Sadece Oliver tabii. üzerinden değil. Biliyorsun çok zor onların hakları,
Tabii tabii notaları ama yapar ya, adım. Evita yapıldı ya, o yapılır yani. Hani dört Evita iki Evita şey yapıldı ve Evita, sen de onu dört Evita'dan seyretmişsindir. Dört Evita. dördünü de seyrettim. Ben de. Dört Evita ve Hatta iki açık şey. havada bir veda yapmışlar. Yani en son açık havada dördü arka arkaya dört gece oynayıp oyun bitmişti. Evet. Hatırlıyor İki musun onu? tane de tabii, iki tane de şey vardı. Şey, ben Cihan Cihan Önemi, Ünal'la Neco. 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 Hani ayıp olmaz da şimdi bunların en iyisi de en iyisi, yani hepsi çok iyiydi. Neco ile Zuhal Olcay çok yani kremaydı yani. Çok iyiydi. Çok çok güzeldi. O İnşallah kadını gene iyi hatırladım yaparsınız. şu an. Şu an Yeni neyini hatırladım hatırladım? işte. Şeyin Neco'nun neydi? Defo olmadan önce söyler misin? Evet. Onu hatırladım birden. Çok küçüktüm ben Aynen. ama bu Evita kaçtı acaba şehir tiyatrosunda? 20 yıl Gencecik'im. oldu. 20 Kaç? yıldan fazla, 20 yıldan fazla oldu. 25 Fazla. yıl falan oldu. Aslı Oman oradaki Metres şarkısını falan hatırlıyorsundur tabii. Yani Çok böyle ağzımız hatırlamaz olur açık muyum? dinlerdik. Ya o metresi oynamak için şehir tiyatrosu birbirine girdiydi ya. Neyse, Ya, onları mükemmel konuşmuyoruz. yıllar, mükemmel Tamam. yıllar. Evet, tamam, Çok şimdi çok güzel. Oliver'a Evet. ışınlanıyoruz. Oliver oynadı. Oliver Oliver'ı bitti. da şeyden mi seyrediyorsun? Yıldız hocaları, Müşfik hocaları seyrettiğin, Yok, onlar Karanlık Yok. gitmişti artık. Sen Yok, artık onlar gitmişti. içerilerde nüfuz et, Dolanıyoruz. koşturuyorsun Evet. yani. Aynen öyle. Haftanın kaç gecesi gitmene izin veriliyor? Yani biliyorsun ayrı anne baba çocuğu olduğum için babamlara geldiğimde gidiyordum tiyatroya da. Yani bir de çok Sıklıkla arkadaş. gidiyorsun o zaman yani. Yani Aycan'la Marcan'la Fırat vardı bir tane. Bilmiyorum nerelerde, soyadını hiç hatırlamıyorum çünkü. Çok tatlı arkadaşlıklar olmuş ama tabii ailede acı bir olay yaşanıyordu aynı zamanda. O yüzden zaten sonra babam oyunu bırakmak zorunda kaldı. Yani geçen akşam evde konuşmuştum pandemi öncesi, hani babamla Füsun İzmir'den İstanbul'a döndü filan. Anladım. O. Yani o şu muhtemelen hani çok çocuk isteği ve herkes çok çocuk ister de yani işte biliyorsun ve Acı, ölüm. acı bir şey yani, acılı bir olay vardı dolayısıyla. Sonra tabii Dorman Tiyatrosu ufak ufak böyle bir Dorman Tiyatrosu'ndan bir mitoz bölümü oldu. Çok star vardı tiyatroda ama iyi arkadaştılar Sevin. Çok önemli bir şeyden bahsediyorum sana. Yani sen daha iyi oyuncusun. Yani gerçekten çok büyük starlar, yani çok büyük bir okuldur Dorman Tiyatrosu. Çok iyi oyuncular yetiştirmiştir. Sonra Söylesene o çok büyük oyuncuları böyle bir 3-5 tanesini saysana yani yani. Nisa Serezli var mesela, Nevra Serezli var, Metin Serezli var, Ayfer Feray var. Ayfer Feray bende çok şeydir yani, çok hani çok kucağında oturduğum bir kadın değildi, oyuncu değildi ama çok müthiş bir kadındı yani. Sonra Anlattıracağım tamam mı o onu şeyi? anlatacağım Bugün ya. mutlaka anlattıracağım Onu onu. anlatacağım. Sonra şey var. Suna Keskin var. Erol Keskin var. Yani ben bu insanları, yani mesela dün gece Erol Suna Keskin Günaydın var yanına ya. Erol Günaydın var. Esmeray var, Allah rahmet eylesin. Yani dün gece yolda giderken çok komik bir şey oldu, oynadı o tiyatro. Devlet Tiyatrosu ancak oynadı o oyunu. Yani bir daha hiçbir özel tiyatro adam gibi cesaret edemedi yani. Çok güzel bir tiyatroydu. Yani benim tiyatrom zaten orada kaldı. Oraya bağlı kaldım. Sonra tabii işte mitoz bölümler oldu. Hepsi kendi tiyatrosunu kurdu. Nisa Serezli, Tolga Aşkıner kurdu. Ayfer Feray kurdu. İşte sonra 74 yılıydı ya da 73'tü, sen daha doğmamıştın. Ya da 72 gibi olması lazım, tam hatırlamıyorum. Babamlar da çevre tiyatrosunu kurdu. Ve çok ilginç, onu sen bilmiyorum, bir konuğunla konuştun mu? Babam herkesten 1 lira istedi. Gazeteye ilan vermiş Evet. diye biliyorum. Ha, bak Göksel abla, Göksel Kortay, Kerem Evet, Yılmazer. Kerem Ay Yılmazer, Kerem evet. Yılmazer'i hangi çocukluğunda aşık yani bilen o camiada olup da ben Kerem Yılmazer gibi bir kocam olsun istiyordum. Hani o kadar aşıktı ki Göksel ablaya bu Aynen öyle. ayrılmaz bunlar demiştim. Hani Çok çocuk haklısın ya. aklımla anladın mı? Ya. Bunlar Ya. ayrılmaz ama hani o zaman inşallah Allah bana Kerem Yılmazer
ikizini versin yani falan. Çünkü öyle Amin bir. ya. Dünya çok beyefendi bir adam yani gerçekten. Sonra işte çevre şöyle Taş Arabası diye bir sütunu vardı Milliyet Gazetesi'nde. Oradan istedi birer Onun haberi liraları. ikimizin de arşivinde var zaten. Yani böyle böyle bir tiyatro kuruyoruz. Evet. Desteğinize, bu hepimizin tiyatrosu gibi Aynen yani öyle. cümleler. Desteğinize Ve çok koca ihtiyacım Mustafa var. Paşa yani. Herkesten 1 lira istiyorum galiba. Tekst bu. Evet, bir lira. Sonra da Metin, rahmetli Metin amca, Metin Serezi ile babamın 1 liralardan oluşan bir dağ. Yani insan boyunda Aynen. bir dağ. Ve böyle blue jeanli, lakoslu böyle Metin amca ile babam duruyor böyle o paraların önünde. Onu diyorsun değil Evet. mi? Evet. Aynen öyle. Çevre tiyatrosu işte Hasan Zengin Allah rahmet eylesin. Behzat'la konuşmanızda da Hasan geçti Zengin'i aslında. çok konuştuk ve yani belki bir gün çocuklarını alacağım ben bu programa. Yani burada çünkü madem biz böyle kulislere dalıyoruz çıkıyoruz diye bir sürü insanın hiç bilmediği şeyleri konuşuyoruz. Ne Tabii oluyor o zaman? tabii. Anı yani ömrüne ömür katıyor anı. Ömrüne ömür katıyor kişiler. Tabii. Yani Tabii. ruhlarına Çok ömür önemli, çok katıyorlar özel daha doğrusu bir adamdı hatlarına. ya. Ya Sanki adam Laz müteahhit ya. Hasan Zengin'e Laz özel müteahhiti. bir program yapmak lazım, değil mi Ayşe? Yapalım. Yap, yap onu. Yap. Bu arada çok öğrencilerimiz giriyor. Çok özlediler Görüyorum, diyor. hepsini görüyorum. Elacığım da özlemiş. Biz de çok özledik onları. İyileşeceğiz diyorum ben herkese yani. Ne sonra çevre Yani tiyatrosu. bir liralar geldi. Bir Çevre liralar geldi. tiyatrosu. Hasan Zengin tiyatroyu teklif etti filan. Koca Mustafa Paşa. O zaman Koca Mustafa Paşa bize göre şu anda Adapazarı. Yani Hasan Zengin ulaşıyor babamlara değil mi? Yani evet. burada Evet, benim bir Nurcu tane burada. yerim var. İstiyorsanız gelin burada tiyatro yapın diyor değil mi? Tabii. Aynen öyle. Ve bu arada oyun arıyorlar. O hikayeyi konuştum mu anlatayım mı? Kimle Sana. konuşabilirim Ayşe? Hayır hani böyle Behzat'la falan Hayır konuştuğumu bunu. konuşmadım. Şimdi oyun arıyorlar. İşte yok tabii oyunu kim bulabilir? Füsun Erbulak bulabilir. Çünkü tanıdığımız en güzel okuyan insan. Yani hayatta okuyan iki insan tanırım. Biri Füsun Erbulak, ikincisi Ali Poyrazoğlu'dur. Yani tabii ki çok insan kitap okuyor ama onların okuması başkadır yani. Hani laf olsun diye okumazlar. Okur onlar yani. Güvenirsin onlara. Neyse. Tabii. Füsun kitap okuyor. Bir yani der, şey tekst okuyor falan yok. En sonunda bir gece bir tekst geliyor. Böyle saman kağıtları onun anısı aslında onda daha iyi. Sabaha kadar okuyor. Yüzsüz Züftü. Yazan şu an o zaman İSKİ'de çalışıyor. İSKİ'de memur. Yazmış Yüzsüz Züftü'yü. Kim? Kandemir Konduk. Ölüp bitiyorlar ve Kandemir Konduk'u Türk mizah dünyasına kazandırıyorlar. Çok önemli bir şey. Tabii bizim mesleklerde fırsat verilmesi çok önemli. Yani yazma abi şimdi dese ki buna abi Kandemir Konduk kim? Yani tanınmamış biri. Hani şeye yazdıralım şimdi bilmem kime yazsın desen Kandemir Konduk heba olacak. Sonra Deli Deli Tepeli'yi yazdı. O da çok çok güzeldir. Tımarhanede Ya da geçiyor. yani Yani o bugün kadar gözümüzün dosyanın arasında belki hayır yani annem gibi bir hani okurum ben diyen insanın okuması lazım yani ben okur seçerim diyen insanın. Şimdi o kadar dosya Tabii. düşün. Okuyor, Tabii ya. okuyor, okuyor, Korkunç bir okuyor şey. bir tanesi uykusunu kaçırıyor yani ve o da Aynen Kandemir öyle. abimdi. Ve kapı baca kırdı oyun. Yani kocamız da, yani çünkü tiyatro neredeydi? Pera'daydı. Beyoğlu'ndaydı. Tiyatro Koca Mustafa Paşa'ya gitti. Ve ay Özden ne diyor? Kızlar çok tatlısın. Sizi bir arada böyle canlı yayın sohbet edip Özden bayıldım vallahi zaten belgeseli muhtemelen çekeceğim. yani Perşembe günü ben bu hafta yani 2 kere yaptığım için haftada Perşembe Ha. günü Berna'dan rica etmiştim Laçin'den. O da tabii Ha. demişti ama hani hiç bu enerjiyi hiç kesmiyorum böyle uzadığı zaman. Hani Tamam. bitmeyerek uzadığı zaman Perşembe de biz Tamam. yaparız. Çünkü Yapalım. günümüze gelemeyeceğin belli. Yani Tabii. günümüze daha Tabii. Çevre Tiyatrosu'nun Daha çevre açılışındayız yani. tiyatrosu yani. Perşembe de Aynen öyle. yaparız. Doğru söylüyorsun Özen. Keyfimize de yaparız yani. Aynen Ay öyle. canım. Ve çevre tiyatrosunda da çok starlar oynadı. Gerçekten. Yani mesela Gani Gani rahmet eylesin çok sevdiğimiz yani
Mete İnselen, Ercan Yazgan. Bir gün babam geldi şey dedi. Biriyle anlaştım. Abi adam dünya yakışıklısı, ilah dedi. Ercan Yazgan. Metin Serezli, Evren Serezli, Füsun, babam, onlar zaten hani kemik kadro. Demirbaş. Demirbaş onlar. Erdinç Akbaş, Aydemir Akbaş'ın kardeşi. Demir Serezli vardı, Metin Serezli'nin yeğeni. O da o bir oynadıydı. O da böyle yakışıklı bir adam. Ben onu beğenirdim çocuk şeyinde. Yani şimdi bak aklıma geldi. Ben Anladım. çünkü 13-14 yaşındayım o sırada. Yani Ayten Güvenç vardı. Allah rahmet eylesin. Amin. Türk tiyatrosunun çok önemli kadın oyuncularından biriydi gerçekten. Tulu Çizgen oynadı orada. Yani çevre tiyatrosu gerçekten Türk tiyatrosunun önemli mihenk taşlarından biridir. Dorman tiyatrosundan ayrılan. Tabii sonra hayatımıza televizyon girdi vesaire. Zaten bizim programımız bunları irdelemek değil. Bizim programımız, senin programın şu anda bu tatlı şeyleri tatlı tatlı konuşmak yani. Oradaki şeyi bir anlatsana. Demin ona böyle başlamıştın. Tabii çok çağrışım yapıyor haklı olarak. Oradaki dostluk yani Sevinç, bunlar iyi insanlardı. Ya Bunlar evet ya. hepsi stardı dediğin şey. Orayı buraya niye getirdin? Yani o şeyi tam anlatmanı istedim. Yani ne demek istediğini çok iyi anladığım için oradaki o saf sevgiyi, babamın Roger'ı Hayrettin'le paylaşmasındaki şey de aynı. Aynen öyle. Hep beraberler. Yani seyirci böyle hepsine başka bir atıfta bulunuyordur seyrederken. Hepsi böyle ah Ayferci olmak işte Tabii Füsun tabii. Doğukçu bu Ta falan. aynen öyle. Yani Arka tarafta niye o şey dinamik bozulmuyor? O sevginin sırrı ne? Niye şimdi kavga niye kavga etmiyorlar yani? ego her yerde var yani. Ego herkesin içinde bir egosu var yani. Hani kalbin var, egon da var. Önemli olan onu yönetmen. Tabii şimdi günümüzde insanlar mesela şimdi günümüzde bir ergen şeysi var, olgusu var. Mesela ben senin yani elime gelen hani ilk çocuklardan birisin hani ben anne yetişkinken hani senin ergenlik ne haddine yani böyle bir şey bilmişim çocuğa ne diyorsun ergenim diyor. Hani böyle bir olgu girdi. Bu ego da böyle. Ego insanların hayatına girdi. Baktı yüksek egolu birini görüyor. O yapıyor ben niye yapmayayım ha? Geldi. Bu benim fikrim. Yanılıyor olabilirim. Dolayısıyla insanlarda o zaman bu kadar yüksek ego yoktu. Ben hatırlamam ki kendi çocukluğumda, kendi yetişkinliğimde benim lafımı sen böldün, benim lafımı yedin, sahnemi aldın filan. Ben hiç böyle şeyler ne duydum ne gördüm. Çok kısa parantezde bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki sohbetimiz tiyatro ama çok önemli. Yani buna benzer bir şey söyleyeceğim. Babamız da biliyorsun çok da iyi bir karikatüristti ve her zaman ben karikatüristim derdi. Esas mesleği o. Benim birinci mesleğim oydu. Evet. Babam öldükten sonra, babam son böyle işte 1988'in Nisan ayında İstanbul Teknik Üniversitesi'ne şeye gitmiş. Sohbete git yani seminere gitmiş üniversite öğrencilerine. Ay söyleşiye gitmiş ne seminere. Orada diyor ki ben diyor gır gır fırta başladım diyor. Kendimi diyor üstün karikatürist zannediyorum diyor. Birdenbire çocuklar geldi diyor. Onlara da diyor yani bunlar kim diye bakıyorum diyor. Bir baktım gelen çocuklar diyor Ergün Gündüz, Latif Demirci, Behiç Pek, Hasan Kaçan. Abo bunlar diyor beni geçmiş ben bunların yanında hiçbir şeyim diyor. Şimdi 59 yaşında bir karikatürist 30 yaşında 25-30 yaş arası yeni yetişen karikatürist için bunu diyorsa yani bunu diyen adam o nesil yani anladınız mı hangi nesilden bahsediyorum? Onlar da diye, tabii ki vardır yani işte Tabii canım, olmaz olur zamanında mu hala tabii. şey yapmamışlar yani çok böyle solcu geçinen abiler çalışanların sigortasını ödememiş, yapmamış filan var. Onlar da olmuş yani ama hani onu bile olsun abi ne olsun filan diye dinliyorsun anladın mı? Hani şey mesela Ali Boyrazoğlu yani her zaman şeydi genci öne koyan biriydi. Mutlaka gence şey verirdi. Babam da öyleydi. O nesil öyleydi. Çok gence yol açtılar. Yani iyi insanlardı ya.
Yani Çok şimdikiler katılıyorum. kötü insan demiyorum. Yani Çok tabii ki şimdi katılıyorum. de iyi arkadaşlarımız var, şey var. Ben mesela bir arkadaşım ödül alıyor, telefon açıp ay diyorum tebrik ederim çok hoşuma gitti. Gerçekten mi diyor? Gerçekten tebrik ederim diyorum. Bunu kimse yapmadı diyor. Mesela bir tane kitaplarımız basılıyor işte dizgici Adem Şener var yani kel alaka şimdi. Adama telefon açtım çok güzel dizmişsiniz diye. Adam bana dedi ajam dedi 1000'den fazla kitap dizdim kimse beni arayıp teşekkür Bu etmedi. çok galiba babamızın genetiği bir şey Ayşe. Hani böyle Ya gayet tabii ya. dizgiciyi mesela ki şunu bir anlasa insan, bütün insanlar herkesin birbirine ihtiyacı var. Yani hiç Kesinlikle. görmediğin biri de o işi öyle yaptığı için bugün burada konforun yerinde hikayesi yani. O Tabii zinciri bir ki. anlasa mesela Tabii ki. dizgici görünmez. Tabii. Dizgici hani gişeci Bilginin anladın mı? en önemli adamıdır. Dizgici görünmez ve kim bilir gerçekten kaç tane kitabın dizgisinde çalışmıştır. Aynen Sen onu öyle. arayıp böyle bir şey yapıyorsun ve bunu şey için yapmıyorsun. Yani şunu da yapayım da dizgiciye yazık diye yapmıyorsun yani. Hayır. Emeğine verdiğin değerden ötürü yapıyorsun. Çünkü Aynen bize o ulaştırıyor aslında kitabı. öyle. Yani Tabii. öyle Yani kitabın baktın. en önemli adamı dizgicidir gerçekten. Yani tabii kitap yazan vesaire ama onu kötü dizsin de bak bakayım nasıl okuyorsun. Okuyamazsın. Çok önemli Aynen yani. öyle. O yüzden Aynen öyle. yani iyi insanlardı. Şimdi de iyi insanlar, iyi arkadaşlarımız var tabii ki. Elbette. Kimiler var, şeyler var. Onlar Ben da onların yani şu an yani sayılarının daha az olduğunu düşünenlerdenim. Kendi teşviki mesaimle de ilgili onlarla. Bir de doğru. çok azının ders verdiğini düşünenlerdenim. Biz bu konuya geçen gün böyle Sunru ile biraz değinip çıktık. Bu benim üzüldüğüm bir konu yani. Eğitmenlikte yaptığım için biliyorsun ve çok Evet. önemsediğim için. Yani tiyatrodan o saçma sapan atılma döneminde bile o hani fantastik karakter olup atılmıştım ya. Evet. O dönemde bile hani sahneye bir daha hiç çıkamayacağını falan düşünüyorsun. Öyle bir kafada böyle tabii beyin güzel oyunu oynuyor ama hani şunu düşündüğümü hatırlıyorum. Olsun ders vermem yasak değil. Yani Tabii. bu arada sahneye çıkmam da yasak değil. Sadece şehir tiyatrolarında Şehir çıkamıyorum. Onu tiyatrosunda. daha anlamamışım. Yani Tabii. onu daha kavrayamamışım şoktan. Çünkü şoktu yani. En az 48 saat şoktu. Sonra Tabii. insanları duya duya yaşa. İlk düşündüğüm şeyin bu olduğunu hatırlıyorum. Derslere devam edebiliyorum dedim. Yani Tabii. ben atleti donu terleyen oyuncunun ders ver onların daha çok ders vermesi gerektiğine inan onlardan. Hepsini değil. Yani çok iyi oyuncular bazen çok iyi ders veremiyorlar. Yani böyle de Tabii. bir şey yok. Böyle de bir Tabii şeyim canım. yok yani. İyi İyi araba oyuncu çok iyi kullanamaz. anlatır diye. Arabayı İyi oyuncu öğretemez. Aynen. sahnede çok iyi anlatabilir. Yani sen Tabii. adını bile koyamazsın ama büyülenirsin. Anlatabiliyor muyum? Ama kimisi de çok iyi anlatır. Sahnesi anlattıklarını düşün. Sahnesine bak. Bu önemli değil. Ama demek Tabii. istediğim evinden çıkıp kulise giden, kulis masasına eşyasını dizen yani o aktörün Erken giden. Erken erken giden. giden demek istediğim yani o aktörün o oyuncunun oyunculuğu anlatması gerekiyor çocuklara. Çünkü öte Doğru. türlüsünde yani aç kitabı olmuyor. Ya oluyor tabii ama Olmuyor hayatım, olmuyor. Yani mesela ben hani şeyimdendir. Babam da çok erken giderdi. Füsun anne de çok erken giderdi. Sen de erken. Ben 8'deki oyuna tiyatroya 5'te giderim. O niye 5'te giderim? Bir nefes almak. Yani bir üstümdeki gömleği yani görünmeyen gömleği çıkarıp sahne gömleğini giymek böyle şey gibi. Şimdi Survivor'da koşuyorlar koşuyorlar atışa geçiyorlar ya nefes alıyorlar orada atışa geçmeden. O insan o oyuncunun o nefese ihtiyacı var. Yoksa yani abi kaçta servis kaçta kalkacak? İşte buradan gidelim rakımızı içelim. Hadi abi hadi filan. Ama işte bu şu anda senin muhtemelen vücudunda çok genetik yerleşmiş bir şey. Çünkü işte sesken yani Ferhan Hoca'nın sesindeyken orası. Sonra kurtuluş sesten sonra mı kurtuluş? Ses Kurtuluş. ha, evet. Evet. Kurtuluş Doğmeci. Ben orada varım ben. Yani orayı çok iyi Evet. hatırlıyorum. Gidin tiyatrosu yani. Şimdi oralarda tabii eğer o gün senin tiyatro gününse hani babamdaysa babamlardaysan ve tiyatroya gideceksen babamlar kaçta gidiyorsa sen de o saatte gidiyorsun. Yani senin Tabii. bedenin bir oyunun perdesini seyirciye açtığı saatten
kaç saat önce gitmişse oyuncu, bir oyuncu bedeni gibi her şeye hazır orada. Anladın Tabii. mı? Sadece Aynen sahneye öyle. çıkmıyorsun. Üstelik bence çok daha şanslısın. Ben orada bizi biraz şanslı Tabii. bulanlardım. Sahneye çıkmıyoruz ama küçükken yani. Duya, Evet. dinle. Ya yürüyorsun mesela, tuvalete gidiyorsun. Okul ödevini yapıyorsun. Yani hayat, yani hayatını idame ettirdiğin şeyi tiyatronun arka tarafında idame ettiriyorsun ve hepsini duy, Mete abi duyuyorsun, Erol amcaları duyuyorsun. Bak Erol Doğru. amcalar çünkü on iki tane. Doğru. Ablayı diyorsun, Doğru. duya, 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 duya ve eylemlerin devam ediyor. Şey gibi bu. İstem dışı olarak alıyorsun yani aslında. Çok Araba fena. kullanır gibi yani. Evet. Aynen öyle. Aynen Evet, öyle. temrine Bak bak yani. bir Temrine bak. Kaç temrin yapıyorsun yani tabii. yıllarca. Bak bir velimiz ne diyor? Çocuğum Halkalı'dan Bostancı'ya geliyor diyor. Çok önemli. Her hafta 7 yaşında çocuk Şey, Halkalı'dan okula Bostancı'ya. adadan da gelmiyorlar mıydı? Geliyorlar. Adalarıyla da gelmiyorlar mıydı? Aynen öyle. Yani sevmek lazım ve sevdirmek lazım tabii. Hani şey söyleyeceğim. Şimdi aklıma geldi. Rahmetli Turgut Boral'ın bıyığını çıkartırdım. O benim Kuliste mi? için. Ha? Kuliste mi? Kuliste onu çıkarmak benim için çok kıymetli bir şeydi Turgut yani. Boral'ı çok çok mu komikti? Benim anıl yani şey fotoğrafik Çok hafızamda komik çok az adamdı. var. Ya sana bir şey söyleyeceğim. Bunun Maritza diye İtalyan karısı vardı. Tabii ki ben Kadının bütün Marisa'nın adını o kadar çok duyarım ki. Maritza bunun boşanmış. Bütün eşyaları alıp gitmiş. Bir tek evde Türk bayrağı bırakmış. Dedi ki o akşam dedi orgeneral dur. Orgeneral cenazesi gibi bayrağa sarılıp uyudum dedi ya. Ay çok komik laf ya bu. Hani Marisa ile Turgut Boral'ı ayrıldı mı hayatlarında? boşan bir ayrılmışlar yani. Evi terk etmiş yani Ama filan sonra öyleymiş. bir yani o beraberlerdi değil mi? Çünkü ben Marisa çok Tabii. Aydemir Akbaş'ta şey gibi. Beyhan gibi yani. Anladın mı? Öyle yani. Abi anlamadım. şey Onu nasıl sen ya? anlayabilirsin. O, bunlar Orgeneral cenazesi ya. Orgeneral Ayşe neler cenazesi. hatırlıyorsun ya? Neler Şimdi hatırlıyorsun? hatırladım bunu ya. Çok ya, Ama konuştukça böyle şey var. Volkswagen'de trafik kavgasında giderlerken babamın yanındaki Hüseyin Kutman değil mi? Çünkü böyle Hüseyin o Kutman o. arabalar denk geliyordu. Adamın biri cesurca babam da böyle iniyor. Babam bit kadar tabii 1,5 metre Evet. falan falan diye böyle babama yürüyünce böyle Hüseyin Kutman bir şey mi oldu diye Çıkıyor Volkswagen'den diye. çıkan Hüseyin Kutman. Aynen öyle. Aynen öyle. Şey. Ya Ayfer Pera'yı çok dinlemek istiyorlar. Onu ben bir kere Anlatıyorum. söyledim diye. Şimdi arkadaş şeyi bu. Ben bunu Şehir Tiyatrosu'nun anılar şeyine de anlattım. Ve çok da anlatırım. Benim için çok kıymetlidir. Şimdi tabii o zaman tiyatrocular fakir. Yani şimdi de fakir de o zaman daha fakir yani. Tabii bu fakir espri yani tamamen Ayşe Erbulak esprisi kimseye fakir diye bir şey söylemek istemiyorum. Yani sıkıntılıdalar yani. Ve Ayfer Feray şeyde oturuyor. Beyoğlu'nun arka sokaklarında bir handa oturuyor yani. Ve camını açtığında karşı apartmanın yani karşı hanın siyah ve çirkin duvarıyla karşılaşıyor. Biraz da böyle galiba rödeşose kat değil mi? Yani yürüme Yani mesafesi. şöyle söyleyeyim. Kadın camı açıyor. Karşıda siyah şeyle ziftle boyanmış pis bir duvar. Manzarası bu. Tam burada bir küçük bir parantez açmak istiyorum. Bu anın içinde bir anı daha var. Onu da ilk defa anlatıyorum. Bu arada Ayfer Feray rahmetli bir film setinde yanıyor saçından, peruğundan. Bilir misin bu hikayeyi? Ya, bilirim evet. Ve ilk hastaneye gidenlerden biri de Altan Füsun Erbulak çifti. Gidiyor babam bir sigorta için mi ne fotoğraflarını çekiyor. Ayfer böyle karnına kadar yani göğüsleri falan çıktı ama Mumya gibi. yan ha? Mumya Yanık gibi. korkunç bir yanık yani. Korkunç bir yanık. Sonra babam fotoğrafları çekiyor ve Ayfer Feray'a verecek. Bunu parantezde anlatıyorum bu hikayeyi. Ondan sonra bayağı sıkı paralar teklif ediyorlar babama o fotoğraflar için. Yani şöyle düşün. Günün kim yani Demet Özdemir Allah korusun yani Çok iyi anlıyorum. bulmayan da Allah biri korusun. Yani elinde Berna Demet'in Yıldız ya fotoğrafları hanımefendi. var. Bizim de yakınlığımız Ha. biliniyor. Çünkü şey için Aynen istiyor. öyle. Sevinç versene Çıplak Demet'in böyle. fotoğraflarını gazeteye koyalım. Aynen öyle. Büyük paralar yani
Bugünün parası böyle 500 mi, yani daire alacak paralar veriyorlar. Vermiyor. Çünkü onun arkadaşı. Kapattım parantezi. Beyoğlu'ndaki hana tekrar geri döndüm. Diyor ki ya diyor Altancığım diyor böyle diyor bir evim olsun diyor. Böyle camını açayım, karşıda deniz manzarası olsun istiyorum diyor. Böyle bir şey Allah bana verecek mi falan diyor. Alper Feray, babam bunu güzel not ediyor. Güzel şeydeyken, Alper Feray'ın evde olmadığından emin olduğu bir gün gidiyor. Hanın kapıcısından anahtarı alıyor. Giriyor. Tabii karşı, yani karşı bina da o kadar yakın değil. Yanında çubuklar var. Çubukların ucuna fırçaları takıyor ve karşı binaya deniz manzarası çiziyor. Hep şey derim, yani hiç kimseye böyle arkadaş oldun mu derim yani. Veya senin böyle kaç tane arkadaşın var? Alfer ne yapıyor? Alfer Feray ne Ha, bir yapıyor? kapatıp gidiyor. Alper geliyor, camı açıyor. Aklını yitiriyor kadın. Ve tabii ki babamın yaptığını biliyor. Devamında çok sonra Alper Feray Bodrum'da oturuyor. Bir gün babam ona gidiyor. Galiba Alper Feray evde yok. Kumla ona kapısının önüne seni seviyorum yazıyor. Sevgililerden bahsetmiyorum arkadaşlar. İki dosttan bahsediyorum. Çok önemli. Çok güzel anı, güzel anılar bunlar ya. Yani Bu anlattığın, yani şu Alper Feray ve babamıza ait olanın, ben yani anı yarıştırmak için falan demiyorum ama üzerine henüz benim kulaklarım üzerine bir anı duymadı. Yani asla yok. ne karşılaştırma yapıyorum ne insan karşılaştırması, ama yani bu, hani sizin hiç böyle bir arkadaşınız oldu mu ya da bağlıyorsun ya, yani Evet. bunun üzerine tanımıyorum, bilmiyorum. Bana Ben de öyle. hiç ayva 2-3 dakika kaldı. Peki. Tamam. Bitirmiyoruz malum. Tamam. Çünkü Tamam. bitirmemizi, yani bitirmiyoruz derken haftaya, yani Perşembe'ye taşıyoruz. Perşembe mi? Bu Tabii. Perşembe'ye. Bu Tamam. Perşembe. Sen şimdiden şeyine not al. Ya hemen. Ajandana. Yani kapatır kapatmaz. Kapatır Perşembe kapatmaz. saat 3. Not Tamam. al. Neyse, sana bunu telefonda soracağım. Şu hangisinin rüyasıydı o pipolu adam da kim kime onun şakasını salonda oturarak berjerde yapmıştı? Erol amca, baba. Tamam. Soracağım. Bu bir tane daha Aa, var şey çünkü. o. Onlar o anlatılacak şeyler onlar. Pipolu adam değil. Onlar oyun oynuyor. Yok. Bir tane şimdi bak, anneme de sorarız. Ya babam ya Erol amca, günaydın. Babamın rüyasına giriyor galiba. Böyle, yani bu adamı niye Bilmiyorum. görüyorum? Bu adamı niye Bilmediğim bir şey. görüyorum diye. Saçmalama Ayşe, nasıl bilmedince, ben biliyorum bunu. Bu adamı niye Bilmiyorum. sürekli aynı adamı görüyorum diye bir adam tarif ediyor. Ya babam ya Erol amca. Bu insanı tanımıyorum hayatımda diyor. Uzun uzun anlattırıyorlar. Piposunu şöyle rüyasında böyle kesit olarak görüyor. 3-5 gecede bir böyle bok 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 piposunu içiyor. Yeleği var, şu su var, bu su var falan. Kimin rüyası bilmiyorum. Biri ötekine bu kılığa giriyor. Kalp krizi geçiriyormuş ikisinden bir. Erol Keskin'le babam diye hatırlıyorum şu anda da. Dur, Ha. soracağım sana. Tamam, Soracağım. Gaga'ya soralım. Tamam. Soracağım. Perşembe saat 3'te mi? Perşembe günü saat 3'te. Nerede kaldığımızla Tamam. ilgili hiçbir fikrim yok ama en son Alper Feray'ın siyah han duvarını deniz manzarası yapan babamızı konuştuk. Tamam. Düşün, neler, başka neler Dolu var, olabilir? dolu. Ya Necdet Uygur hikayeleri falan var yani. Var var, çok güzel hikayeler var. Yani hikaye değil tabii, hepsi gerçek yani. Hepsi gerçek. Çok insan girdi, çok güzel ya. Çok, Serkan Ateş'imiz var. Evet, Ortak zaten çocuğumuz bizim. herkes artık aşağı yukarı biliyorlar. Şimdi akşam üzeri programı YouTube'a koyduğumda sonsuza kadar oradan Ayşe'yi Ha, dinleyeceksiniz. çok güzel. Bugün Şahane. canlıydık. Gitmek zorundayız. Bir de böyle bunun Tamam. hani biraz damakta da kalması tatlı Evet. bir şey. Gündüz Doğru. çalışman hiç önemli değil Sevilay'cığım. Program YouTube'da olacak zaten. Aynen öyle. Öpüyorum sevincim O seni. zaman Perşembe günü 10. programımız. Peki sen o sırada ne yapıyordun Ayşe'de? Tamam. Şimdi ben seni ararım zaten hemen. Tamam, bekliyorum. Nurcum da şey yaptı, sabırsızlıkla bekliyor. Nurcum başından beri buradaydı. Nurcum öyle. Evet. Evet. Peki, öpüyorum hepinizi. Ayşe, Bütün haftaya şeyi katılanları. de soruyorlar. Sahneye atılma hikayesi var mı? Haftaya Senin birazcık sahneye senin atılma. sahne, yani sen ve sahneyi de konuşalım, tamam mı? Tamam. Nisan Senesi'nin ayakkabıları var. Kırmızı ayakkabıları. Yaz bir yerine. Yazdım. Yazdım. Hadi. Bay bay. Herkese teşekkürler.
Evet, bitmez. Yok, bitmedi. Berna'yı bir sonraki haftaya alacağım. O bunu anlar. Ayşe'cim ve Sevinç'im, ne zaman bunları yazacaksınız? Evet, çok güzel bir soru. Kim sormuş? Aa, Birkan, sen mi buradaydın bebeğim? Birkan'cım, bilmiyorum. Bunlar tabii aklımızda ve sanki sonsuza kadar kalacak zannediyoruz. Çok güzel bir soru. Bunları yapacağız. Yapacağız, yapacağız Birkan. Bu pandemi bize çok şey düşündürüyor. Babamızla ilgili, miraslarla ilgili, manevi miraslarla ilgili. Çok şey düşündürüyor. Yapacağız. Minocuğum. Şimdi programı kapatıyorum. Sahnede espri yapma hikayesinde. Aa, Savaş çok hikayesi var tabii. Onu ablama bir tanesini şimdi seçtiririm ben önümüzdeki hafta için. Söz. Önümüzdeki hafta derken Perşembe. Perşembe günü görüşmek üzere. Yine ablamı ağırlayacağım. Hoşça kalın. Güzel kalın. Pandemisiz kalın. Bay bay.